Vallahi yani neden rahatsız olundu, neden bir inceleme başlatıldı, bu konuşuluyor. Gündemde de belli ki tutulmak isteniliyor efendim. Günlerdir tartışıyoruz bu yeminli kılıç töreni. Tartışırken iktidar cephesinden gelen açıklamalara da şöyle bir baktığınızda orada çatlağa sebebiyet verdi diye biliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut da bir danışmanı var. Yani çok sayıda danışmanı var. O danışmanlardan biri kamuoyunun da yakından tanıdığı Yiğit Bulut. Hani vakti zamanında şey demişti, dolar 3 lira olursa gelin yüzüme tükürün demişti hatırlarsanız. Dolar 3'ün yanına 4 mi eklendi? Yani, arka arkaya olunca 3-4 bir arada okunca zorlayalım mı biraz? Zorlamayalım. Neyse. Yiğit Bulut ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner arasında bir böyle atışma var. Gerilim var efendim. Adeta hesaplaşmaya da döndü diyebiliriz bu teğmenler konusu. Yiğit Bulut Metiner'i suçladı. Metiner de Yiğit Bulut'a, Cumhurbaşkanı danışmanına haddini bil dedi. Mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler AKP'de çatlak yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut'la Erdoğan'ın eski danışmanı Mehmet Metiner sosyal medya üzerinden tartıştı. O teğmenlerin Atatürk'ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayri kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim. Çer çöpün dışlanmışların hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ'cülerin fitne çıkarma çabalarına karşı dikkatli olalım. Jöleli Cumhurbaşkanı Başdanışmanı bizi PKK'lı ve FETÖ'cü ilan etmiş. Tartışma büyüdü, kavga gözler önünde sosyal medyada yaşandı. Yiğit Bulut, Mehmet Metiner'i FETÖ'cü olmakla suçladı. Metiner ise dost bildiklerimin sessizliği yaralar beni diyerek partili arkadaşlarına sitem etti. Haddini bil de konuş. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti'nin sopasıyla adam dövüyorsun? HDP kökenliler tarafından sözlerim çarpıtılarak linç ediliyorum. Bugün o teğmenlerin ikinci yemin töreni üzerinden çıkan bu kavganın benim şahsımla veya geçmişimle ne alakası var? Hiçbir bilgisi sıfatı olmadan sadece sosyal medyada var olabilen hırsları akıllarını aşmış şekilde açıklama yapanları dikkate almayalım. Düşmanın gülleleri yaralamaz beni. Dostun gülü de. Asıl dost bildiklerimin suskunluğu yaralar beni.